Sakarya Üniversitesi 2 Ekim'de öğrencilerine yeniden kapılarını açacak. Öğrenci sayısının 54 bin olduğu üniversiteye bu yıl 7.725 kişi tercih yaptı. Üniversite açılmadan önce rektör Hamza Al, TV 264 mikrofonlarına özel açıklamalarda bulundu. Rektör Al, üniversite olarak yapılan çalışmaları anlattı. Sakarya Üniversitesi'nin birçok alanda öncü olduğunu aktaran rektör Hamza Al, 200'den fazla öğrenci topluluğu olduğunu, öğrenciler için yaşayan bir kampüs olduğunu ifade etti. Sakarya Üniversitesi birçok alanda öncü bir üniversite. Kalite süreçleri, akreditasyon süreçleri, yayın politikamız, araştırma projemiz, öğrenci toplulukları ki 200'den fazla öğrenci topluluğumuz var. İşte sol tarafta gördüğünüz gibi kütüphanemiz 24 saat açık. Hemen onun altında kafemiz 24 saat açık. Biraz pandemi nedeniyle, deprem nedeniyle kesinti olsa da biz öğrencilerimizi 24 saat kampüsümüzde gece gündüz ağırlamak istiyoruz. Boşaltılan ve güçlendirmek üzere duvarları yıkılan rektör binası hakkında değerlendirmelerde bulunan Al, binanın 4 defa ihaleye çıktığını söyledi. Rektörlük binası biraz zorlu oldu. 4 defa ihaleye çıkmak zorunda kaldık. Onun için biraz süreç uzadı. Şu andaki öngörümüz şu, 14 aylık bir süremiz var. Bu 14 aylık süre içerisinde bitireceğimizi öngörüyoruz. Tabii kampüsümüzde 2 üniversite var. Bundan dolayı da biraz mekan sorunlarımız var. Ama buna rağmen çok uzun sürmeyeceğini düşünüyoruz. Süresi içerisinde bitireceğimizi düşünüyoruz. Rektör Al, üniversite olarak amaçlarının araştırma üniversitesi olmak olduğunu vurguladı. Şu anda Sakarya Üniversitesi dünya ölçeğinde 1200-1300 bandında gözüküyor. Farklı kriterler var. Yeni kurulan üniversiteler arasında daha iyi yerlerdeyiz. Türkiye bandında da ortalama kamu üniversiteleri arasında 23 bandındayız. Vakıf üniversitelerini kattığımız zaman da 28 bandındayız. Bildiğiniz gibi Türkiye'de ilk 20 üniversiteye araştırma üniversitesi unvanı verdiler. Onların bir takım ayrıcalıkları var. Biz de o 23. sıradan 20'ye doğru yarışa girdik. Bu konuda gece gündüz çalışıyoruz. Şunu özellikle belirtmem lazım. Ben yaklaşık bir senedir rektörlük görevini üstleniyorum. Daha önceki yapılanların üzerine biz de bazı şeyleri yeniden yapılandırdık. Bunlardan bir tanesi araştırma dekanlığı kurduk. Sakarya Üniversitesi'nin öğrenci dostu bir üniversite olduğunu ifade eden Al, öğrencileri daha yetkin bir hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Biz öğrencilerin şunu bilmesini istiyoruz. Sakarya Üniversitesi öğrenci dostu bir üniversitedir. Bu geçmişten beri en fazla ulaşılabilir hocalar Sakarya Üniversitesi'ndedir. En fazla ulaşılabilir yöneticiler Sakarya Üniversitesi'ndedir. Her gün öğrencilerin arasından geçerek yürüyen bir rektörleri var. Her gün de böyle çok güzel, tatlı selam veriyorlar, sorunlarını dile getiriyorlar. Öğrencilerimizi daha yetkin hale getirmek için çalışıyoruz. Şunun farkındayız. Buradaki bütün akademisyenler, çalışanlar, rektör ve yöneticiler öğrenciler için var. Eğer öğrenciler olmazsa biz olmayız. Biz bu öğrencileri piyasaya, devlete, sektörlere en iyi şekilde yetiştirmek durumundayız. Bunun yolu da onları yetkin hale getirmek. Al, akademik faaliyetler yaparken aynı zamanda Sakaryalıların ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştıklarını söyledi. Sakarya halkı Sakarya'nın ve Türkiye'nin en güzel yerini üniversiteye verdiler. Biz de Sakarya Üniversitesi olarak topluma katkı görevimiz var. Sakarya'ya hizmet etmek istiyoruz. Bu hizmet buradaki sektörlere hizmet ederek, fabrikalara hizmet ederek, tarıma katkı yaparak, o turizmine katkı yaparak, sağlığına katkı yaparak olabilir. Ve daha da ötesi bizim potansiyelimizi ülkemizin ihtiyaçlarıyla, ülkemizin hedefleriyle eşleştirmek istiyoruz. Yani bir taraftan akademik faaliyetler yaparken bir taraftan da Sakaryalıların bir takım ihtiyaçlarını karşılayalım.